Merhaba canlarım. Tatlı yapacağız bugün bayrama. Bu bardakla 3 bardak şeker, 3 bardak su atıyorum. Limonu da sıkıp ocağa verip ocakta kaynasın bu. Ondan sonra da baklavamızın yapımına geçelim canlarım. Bu defa şeyden yapacağım. Hazır baklavadan yapacağım, yufkadan yapacağım. Hazır yufka aldım. Bir ondan yapacağım. Bir de Antep usulü şey yapacağım. Baklava havuç dilimi yapacağım. Şeyimiz bu. Baklava yufkamız, keseyim şöyle de. Bunu aldım canlarım. Bunu kullanıyorum şey olarak, yufka olarak. Baklava olarak hazır yufka bu. Pratik hemen oluyor bu. Çabuk oluyor. Üstüne de şöyle nemli bez koyayım. Şey etmesin, kurumasın. Kurursa yırtılır. Evet, şöyle şey bastırayım da hava almasın. Burada da 100 gram tereyağım var. Erittim. Yarım su bardağı da sıvı yağ. Bunların karıştırıp canlarım. Arasında bu şeyi karışımı süreceğim güzelce. Güzel bir karıştırayım ha. Şurada şöyle dursun. Tereyağı rengini gördünüz. Bu kadar da cevizimiz var, bir kase kadar iç için. Şöyle tek yufkayı koydum canlarım. Güzelce yağlıyorum her tarafını. Ondan sonra da bir yufkayı üstüne kapatıyorum. Biraz şöyle şey yapayım ki güzel kavrulduğu zaman güzel olsun. Cevizini de katıyorum. İnce şeyle güzelce kıvırıyorum böyle. Daha ince oklamanız varsa ondan daha güzel olur. Benim yoktu, en incesi buydu. Bundan yaptım. Biraz da yufka benim istediğim gibi taze değilmiş. Ama yine de güzel oldu. Bol tereyağlı. Böyle sürüyorum canlarım. Her tarafına yediriyorum ki yırtılmasın diye. Tekrar üstüne yufka örtüp aynı işlemi devam ediyorum. 2-3 yemek kaşığı ceviz şöyle epeliyorum üstüne. Aslında ben bol ceviz severim de yırtılır diye az katıyorum yine de. 3 kaşık kattım yemek kaşığına. Yine sıkı bir şekilde sarıyorum yavaş yavaş. Çünkü yırtılabilir. Ondan sonra da büzüyorum. Kolay, pratik, hemen yapmak istediğiniz zaman. Hepimizde bu arkadaşlar çok büyük değil. Böyle böyle yapıp koyuyorum. Aynı işlemi bir tane tespih doldurana kadar devam ediyorum. Sonra da 170 derecede fırında 45 dakika pişiriyorum ağır ateşte arkadaşlar. Şerbetiyle beraber, şerbeti biraz soğuyor. Fırından çıkardım, 20 dakikada baklavamız bekliyor. Ondan sonra da şerbetini ekliyorum. Bunu kaynar koymuyorum. İkisi de ılık oluyor daha doğrusu. Evet canlarım, yine aynı şekilde cevizini de katalım. Oklavayla güzelce şöyle kıvırın, yırtılmasın. Cevizler yırtıyor çünkü. Bayrama baklava, iki çeşit baklava yapıyorum canlarım. Böyle güzelce büzülüyor, evet. Çok hoş oluyor durması. Evet, böyle.
Bugün sizlerle tatlı yapacağız. Havuç tatlısı. Şimdi malzemelerimi paylaşayım sizlerle. 2 yemek kaşığı elma sirkesi. 1 tane yumurta. 1 fincan su. 1 fincan yağ. Bütün malzememiz bu. Bir cimcik de tuz atacağım canlarım. Şimdi onları karıştıralım beraber. Yumurtamızı katıyoruz. Suyumuzu katıyoruz. Yağımızı katıyoruz. İki yemek kaşığı sirkemizi katıyoruz. Şöyle bir cimcik de tuz katıyoruz. Bunları güzelce karıştıralım. Ne kadar un alırsa da şimdi ekleyeceğim canlarım. Unu da şey yapıyorum. Baklavalık, böreklik undan kullanıyorum. Normal undan kullanmıyorum. Şöyle bir bardak kattım. Bu arada yumurta koyu yumurtası olduğu için bir yumurta bile kıpkırmızı etti, sapsarı etti şeyin içine. İki su bardağı da un kattım canlarım. Şimdi bunu güzelce yoğuralım. Malzemeleri daha fazla kullanabilirsiniz. Benim tespim küçük olduğu için küçük tespi yapıcı. O yüzden az kullanılıyorum malzemeleri. Az kullanılıyorum malzemelerini. Siz arttırabilirsiniz fazla yaparsanız. Büyük tespiyle yaparsanız. Gördünüz mü canlar? İşte bu.
Havuç dilimi, el açması, baklava, merdane ile açtım canlarım. Antep usulü. Bu da hazır yufkadan çikolatalı sos, çikolata soslu hurma tatlısı, baklavası. Bayrama hazır. İyi bayramlar herkese.